dahil olanlar var çalışmalarımıza. Aynı zamanda başkanlık divanı üyeleriyle ilgili hazırladıklarımızı da sizlere öğleden sonra inşallah buradaki arkadaşlarımıza takdim edeceğiz. Şunu hemen ifade edeyim. İlk toplantımızı yapıyoruz. Öyle zannediyorum ki bizler, zannediyorum değil, inanıyorum ki bizler sadece ülkemizde değil, bütün dünyada barışın, huzurun, saadetin tesis edilmesi için çalışan ve bunu 50 yıldır dillendiren tek siyasi görüşüz. Sadece ülkemiz için değil, bütün dünya için çalışan bir teşkilatız. Bu ideal uğrunda birçok gayret gösteren büyüklerimiz oldu. Belli bir kısmı başta Erbakan hocamız olmak üzere aramızdan ayrıldılar. Ama onların bıraktığı mirasa inşallah bizler sahip çıkacağız. Aslında bütün dünyanın saadeti için, insanlığın saadeti için çalışmak bir ayrıcalık. Çünkü artık dünya eskisi gibi değil. Küçüldü, yeni uçaklara bakıyoruz. Bilmem bir yerden kalkıyor, 19 saat uçuyor. 19 saat birçok yolcuyu taşıyor. Yani artık dünya adeta birbiriyle yakın köylere döndü. Böyle bir ortamda sadece bir ülkenin, bir bölgenin huzur içinde kalacağını beklemek zaten hayal olur. Dünya iyice küçüldü. Ama şu anda dünyada ciddi bazı problemler var. Ekonomik ve teknolojik güce sahip olanlar, silah gücüne sahip olanlar kendi ideallerini ve düşüncelerini, menfaatlerini koruyabilmek için bütün dünyayı kontrol etme gerektiği takdirde baskı uygulamadan çekinmeyecek bir anlayışa sahipler. Yaşayarak görüyoruz bunu. Bir ucunda Amerika var, Avrupa var, Rusya var, şimdi ortaya bir de Çin çıktı. Geriye kalan devletlere nereye korsanız koyun bir hükmü yok. Atladık tabii. Bir de İsrail var. Ne yazık ki bu söylediğim ülkelerin neredeyse tamamı İsrail'in bir bakıma yaptığı zorbalıkları tabiiymiş gibi takdim etme, onları destekleme ve onlara arka çıkma istikametinde gayret gösteriyorlar, el birliği yapıyorlar adeta. Son açıklamalar bunu çok açık bir şekilde gösterdi. Dünyada eğer biz saadet istiyorsak ezilenin, ezenin olmaması icap eder. Hakkın üstün tutulması icap eder. Adalete herkesin riayet etmesi icap eder. Bu değerlerin korunabilmesi için de elbette güçlü bir ele veya ülkeye veya topluluğa da ihtiyaç var. Zalimler güçlenecek, varlıklı olanlar güçlenecek ama mazlumlar ezilecek, buna da adalet denecek. Bizim buna rıza göstermemiz mümkün değil. Dünyada barışın ve huzurun olması işte bu manada, kamil manada hakkın üstün tutulması ile mümkün. Kamil manada adaletin tesisi ile mümkün. Kamil manada insanların kendi hayatlarını idame ettirecek mali imkanlara sahip olmalarıyla mümkün. Varsa varlıkları, kıymetli varlıkları bunu paylaşmakla mümkün. Aramızda bir problem çıktığı takdirde biz bunu savaşarak çözmeye veya kavgayla çözmeye kalkarsak zalimler genelde bugünkü şartlarda hep galip gelirler. Onların derdi
Hak, adalet, hukuk ne yazık ki değil. Hak, adalet, hukuk dillerinde sadece ve sadece bir menfaatin korunmasından öteye geçmiyor. Yeri geldiği zaman kendi koydukları prensipleri ve kuralları çiğnemekte hiç tereddüt etmiyorlar. Biz bunu 11 Eylül hadiseleriyle gördük. İkinci Cihan Harbi'nden sonra koydukları ve uyacaklarını taahhüt ettikleri bütün prensipleri çiğnediler. Siz insanları zanlı olarak alacak, tutuklayacaksınız Afganistan'da. Amerika Birleşik Devletleri sınırlarının dışına kanunların güya işlemediği bir yere götürecek, hapsedeceksiniz. 20 sene hapsettiğiniz halde, her türlü işkenceyi reva gördüğünüz halde onları tutmakta devam edeceksiniz. Bu dünyanın neresinde görülmüş bugüne kadar böyle bir zulüm? Ve bunu da hak, adalet diye takdim edeceksiniz. Dünyanın neresinde ihtiyacınız olan bir ham madde, meta varsa gidip onu zorla almaya kalkacaksınız. Ve bunu da paylaşım gibi göstereceksiniz. İnsan hakları diyeceksiniz, insan haklarının kökünden yok edeceksiniz. Belli bir gruba elindeki bütün imkanı tahsis edeceksiniz, gücü o istikamette kullanacaksınız ve zulmü zirveye çıkaracaksınız. Adaletin böyle tesis edilmesi, bugünkü anlayışla, batının da doğunun da anlayışıyla adaletin tesis edilmesi mümkün değil. Adaletin kamil manada tesisi, mazlumların hakkını arayabildikleri ve haklarını da elde ettikleri bir zaman olur. Zamanda gerçekleşir. Mazlumlar hakkını arayamıyorsa, haklarını kazandıkları zamanda onu elde edemiyorlarsa, yani bir mahkeme huzurunda bir davayı kazanıyorsa ama gene de mahkummuş gibi muamele görüyorsa, siz orada, o ülkede veya dünyada adaletten bahsedemezsiniz. Onun için biz bütün dünyanın, bütün dünyadaki insanların saadeti, huzuru için çalışmayı şiar edinmişiz. Ama elbette biliyoruz ki her öyle büyük ideal önce kendi bulunduğun ülkedeki şartları olgunlaştırmakla başlar. Yoksa biz bunu sadece bir ideal olarak takdim edersek, ne zaman, nerede, hangi adımları atacağımızı bilemezsek başarılı olmamız mümkün olmaz. Onun için yine başka hiçbir zihniyette görmediğimiz bir anlayışımız var bizim. Adına milli görüş dedi. 50 senedir de buna, bu davaya sahip çıkan siyasi kuruluşlar oldu. Temelimizde ne var? Bir, biz ahlaki ve manevi değerleri öne çıkarırız. Mutlaka adalet de bunun içindedir. Eğitim de bunun içindedir. Paylaşım da bunun içindedir. Sağlığın tesis edilmesi, imkanlarının herkese ulaşması da bunun içindedir. Fikir, düşünce, inanç hürriyeti de bunun içindedir. Biz öyle bir inanca sahibiz ki insanı eşref-i mahlukat görüyor bizim inancımız. Ancak eşref-i mahlukat olmak akıl nimetinden kaynaklandığı için de elbette onun sorumlulukları, yükümlülükleri var. Yerine getirmediğiniz takdirde de esfel-i safiliğine inersiniz. En büyük nimete sahipsiniz insan olarak ama onun gereğini yapmadığınız takdirde de en derinlere duçar olursunuz. Sefil olursunuz. Onun için biz ahlaki ve manevi değerlerimizi önemseyen, adaleti de bunun başında, adaletin tesisini gören bir anlayışa sahibiz. Eğitimimiz de bu istikamette düzenlenmek mecburiyetinde. Ama bizim inancımızda kimseyi kendin gibi inanmaya, düşünmeye zorlama yoktur. Cenab-ı Hak insanı yaratmış, aklı vermiş, doğru yolu göstermiş, o doğru yolun ne olduğunu bize anlatacak peygamberler göndermiş, mesajlar vermiş ama sonunda da la ikraha fiddin demiş. Dinde zorlama yoktur. Bu başka hiçbir ilaçta yok. Biz bunu geçmişte, tarihte yaşadık.
Müslümanların bulunduğu, hakim olduğu topluluklarda her zaman azınlık dediğimiz, öne nispetini söylemiyorum ama Hristiyan köyler, başka inanca sahip küçük topluluklar 1400 yıldır hayatlarını devam ettirebilmişler. Ama İspanya'ya baktığımız zaman 700 yıllık bir hakimiyetten sonra bir tane Müslüman ve Yahudi bırakılmamak üzere katledilmiş. Bunlar tarihi vakalar. Ben bunları burada söylüyorum, iş olsun diye söylemiyorum ki, biraz önce ifade ettiğim hususların ne kadar önemli olduğunu, tarihi bir vakıa olduğunu hatırlamak için söylüyorum. Elbette yola çıkacağız. Yola çıktığımız zaman geçmişimizi hatırlamadan, tarihi vakaları gözümüzün önüne getirmeden gerçekleri bulmamız da mümkün değil. Gerçeklerle yüzleşmemiz olmazsa olmaz bizim şartımız. Onun için bizim yaklaşımımız daima farklı olmuştur. Tolerans sahibi olmuşuz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir buyurulmuş. Peygamber Efendimiz öyle bir mesajla gelmiş ki, ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim demiş. Güzel ahlakı şimdi başlatıyorum da dememiş. Demek ki o güne kadar da herkesin itibar ettiği, güzel kabul ettiği bir takım değerler varmış. Onu tamamlamak üzere gönderilmiş. Yalan söylememiş. İhanet etmemiş. Baskı yapmamış. Komşusu açken, hangi komşusu olduğunu söylemiyor. Hristiyan da olabilir, Yahudi de olabilir, başkası da olabilir. Ama onun derdiyle dertlenmeyi biz vecibe edinmişiz. Onun için bazı söylemlerimiz bazen yani bir taraflara çekilmeye çalışılıyor. Yok. Biz doğru olanı, haklı olanı söyleriz. Elbette ölçülü olmayı da bilmek mecburiyetindeyiz. Ölçü olmadan da olmaz. İfrat ve tefrit bizim hiçbir zaman iltifat etmeyeceğimiz yaklaşım tarzlarıdır. Ama manevi değerlerin hemen arkasından da bütün maddi ihtiyaçlarımızı bize karşı bir baskı uygulanmaya kalktığında, elimizdeki imkanlar ve değerler gasp edilmeye teşebbüs edildiğinde de ona direnecek güce sahip olmamız icap eder. Bunun içinde maddi kalkınmayı, sanayileşmeyi, teknolojide ileriye gitmeyi olmazsa olmaz şart olarak görürüz. Bugün teknoloji aldı başını gidiyor. Yapay zeka denilen bir şey çıkarıldı. Kim kimin emrine girecek? İnsan mı yapay zekanın emrine girecek? Yoksa insan daha üstün bir varlık olduğunu ispat edip yapay zekayı insanlığın hizmetine mi sunacak? İkisi de mümkün. Biz ancak insanlığın hizmetine sunulan bir yapay zekanın değerlendirilmesinden yanayız ve elbette bunu da en iyi değerlendirecek olan, biraz önce söylediğim değerlere sahip olan topluluklardır, gruplardır, ülkelerdir. Onun için bizim burada iddiamız var. Biz milli gelirimizi artırırken de en üst seviyeye çıkmayı hedef aldık. İhtiyacımız olan hiçbir şeyi ihmal etmememiz icap eder. Kendimiz imal edecek noktaya gelmemiz icap eder. Bu tabii belli çevreler tarafından yaklaşımının içine girildiğinde 80 milyonluk bir ülkenin her konuda kendisine yeterli hale gelmesini düşünmek tamamen hayal mahsulüdür. Boş şeyle de uğraşmayalım diyenler çıkıyor. Ama biz elbette akıllı davranırız. Belli bir güce geliriz. Belli bir işi yapabilecek imkanlara, bilgiye, teknolojiye sahip oluruz. Ama ondan sonra da karlılığına göre yeri geldiği zaman belli bir müddet belli malzemeleri dışarıdan da ithal edebiliriz. Bu dünyayla bağımızın kesilmesi manasına gelmez ama birileri bize ambargolar uygulayarak kendi tahakkümlerini üzerinde hissetmemizi sağlayamamalı diye düşündüm. Onun için bizim ekonomide en önemli hedefimiz milli gelirimizi sağlam temellere, üretime dayatarak artırmak.
Ama ondan sonra başka bir husus daha var. Bu milli gelirin toplum arasında da adil bir şekilde dağılımını sağlamak. İşçinin alın teri kurumadan işçinin ücreti ödensin buyurulmuş. Tamam da o alın terinin karşılığı hangi ücret? Al sana bahşiş. Camiden çıkarken işte birisi yardım diyor, çıkarıp cebinizden 5 lira veriyorsunuz. Ha bu mu? Yo, onun ihtiyacını karşılayacak kadar, bütün ihtiyaçlarını günlük karşılayacak, giderecek kadar bir ücrete ihtiyacı var. Bugüne kadar toplumda böyle bir şey, hele de bizim gibi toplumlarda, hele Türkiye'de gündeme gelmedi ki. Toplu sözleşmeleri hep takip ediyoruz. İşçiler memur, işler işçi. Hep açlık sınırı konuşuluyor. Niye tokluk sınırı konuşulmuyor? Bizim bu noktada hakikaten üzerimize düşeni bir hakkın yerine getirmek için çok büyük gayrete, fedakarlığa, çabaya ihtiyacımız var. İnşallah bu dönemde bunu gerçekleştirebilmek için de her sahada ne yapmamız icap ettiğini bizlere araştırarak getirecek, gösterecek, politikalar oluşturmamızı sağlayacak inşallah bir ekip, bir kadro oluşturmayı da bu sebeple önemli gördük. Bu dönem iktidara hazırlık dönemi olacak. Ahlaki ve manevi değerleri güçlenmiş, maddeten kalkınmış, huzuru sağlamış, kendine yeterli hale gelmiş olan bir ülke, dünyada da barışın tesisi için şahsiyetli bir dış politika izlemek mecburiyetindedir. Şahsiyetli bir dış politika, başkalarının etkisi altında kalmadan yine adaleti tesis etmek, adil bir paylaşımı dünyada da sağlayabilmek için yapılacak bir çalışmanın adıdır. Onun için de bize benzeyen ülkelerle başlarız. Zalimlerle işbirliğini zirveye çıkardığınız zaman onların ya bir unsuru olursunuz veya onlar gibi olursunuz. Halbuki mazlumlar çok dünyada. Biz elbette önce tarihi bağlarımız bulunan ülkelerle, komşularımızla irtibatlarımızı güçlendirmeyi yeğleriz. Ama arkasından da Güney Amerika'dan Afrika'ya, Afrika'dan Asya'ya kadar geri kalmış ne kadar ülke varsa, ezilen, sömürülen, geçmişte baskı altına alınan, morali bozulmuş, bütün geçmişle irtibatını kesmiş, değerleri yok olmuş ülkeler varsa, onların bütününü toplayıp ayağa kaldırma da bizim şiarımız. Biz buna onun için şahsiyetli bir dış politika diyoruz. Eğilip bükülmeden. Elbette siyasi kararlar alınırken şartlar dikkate alınır. Bunu ihmal edemeyiz. Ama o şartlardan dolayı da biz zalimlere destek olamayız, olmamalıyız. Bizim geçmişimiz hep böyle olmuş. Büyük devletler kurmuş ecdadımız, geçmişte şimdi onların varisi olarak biz burada bulunuyoruz. Onların yaptıkları genelde adaleti, hakkı tesis etmek olmuş ve o dönemlerde baskı ve zulüm ortadan kalkmış diyemeyiz ama minimuma inmiş. Ben sadece böyle bir ilk toplantımızı yaparken biz kimiz bunu bir hatırlatmayı vazife bildim. Şu anda içinde bulunduğumuz şartlara geldiğimiz zaman da şunu görelim. Öyle geliyor ki bana bu genel idare kurulu döneminde Türkiye büyük ihtimalle seçime gidecek. Elbette iktidar bunu sonuna kadar da götürebilir, yarın da seçim yapabilir ama şartlar sanki 2 sene civarında seçimin olabileceği kanaatini bizde doğuruyor. Onun için de çalışmalarımızı hızlandırmaya, ülkenin problemlerinin tamamını göz önüne alarak nasıl çözeceğimiz konusunda hedeflerimizi belirlemeye, sonra da bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için çalışma metotlarımızı tespit etmeye mecburuz. Onun için politika kurullarımız çok büyük önem taşıyor. Genel idare kurulu
da bulunan arkadaşlarımız, inşallah daha sonra açıklayacağımız başkanlık divanımız bu çalışmaların koordine edilmesinde etkili olacak, ama her birimiz de kendi sahamızda mümkün olduğu kadar bu çalışmalara katkı sağlamak için gayret gösterecek, zaman ayıracağız. Ülkemizin şu anda bizim gördüğümüz kadarıyla en önemli problemi maalesef adalettir. Son zamanlarda dikkat ediyorum, iktidara mensup olanlar da adaletten sık sık bahsetmeye başladılar. Bu sevindirici. İnşallah gerçekleşir. Biz lafa değil, icraata bakarız. Laf güzel oluyor. Adalet, sanayide kalkınmanın temelinde de adalet var diyorlar. Yıllardır söylediğimiz ama bir türlü gerçekleştiğine şahit olamadığımız bir durum. Doğru söylüyorlar. Adalet olmadan kimse bu ülkede yatırım yapmaz. Ehliyetli, becerikli olan insanlar da bu ülkede oturmayı istemez. Çünkü becerikli olan insan, kabiliyetli olan insan, zeki olan insan kendi fikrini açıkça söyleyebilmelidir. Biz devrim mahiyetinde çalışma yapmak mecburiyetindeyiz. Devrim mahiyetinde çalışma mevcudu silkeleme manasına gelir. Atom parçalanana kadar ilimde son noktaya gelindik diye düşünüldü. Niye? Belli, atom var. Bu atom parçacıkları bir araya geldikleri zaman molekülleri oluşturuyorlar. Ondan sonra bilmem diğer varlıklara göre o moleküller artıyor, birleşiyor. İnsan, hayvan, bitki ne derseniz ortaya çıkıyor. Ama atom parçalanmıyor. Fizikler, kurallar belli. Her birinin özgül ağırlığı belli. Gaz mı, sıvı mı, katı mı belli. Ama ne zaman ki atom parçalandı bütün kurallar değişti. Bir baktılar ki ya atomun içinde müthiş bir enerji var. Biz bu enerjiyi tahrip etmek için de kullanırız. Atom silahı yaparak onu kontrol altına alıp insan sağlığı için veya bugünkü diğer konularda değerlendirebiliriz. Birdenbire düşünce tarzı değişti. Bizde böyle bir çalışmaya bizim ihtiyacımız var. Nasıl olacak da insanları silkeleyeceğiz? Mevcut kurallarda yanlışa götüren ne varsa biz bunu değiştirmekle mükellefiz. Kimse bunu yanlış anlamasın. Biz inancımızın temellerini zorlayacağımız gibi bir kanaate kimse girmesin. Hayır, bizim inancımız bize bunu emrediyor. Cenab-ı Hak kuvvet ve kudret sahibidir, ilim sahibidir. Ama biz o ilmin zerresine bile sahip değiliz. Onun için bizim bu ilmi zirveye çıkarmamız icap eder. Bu da ancak bu şekilde sorgulayabilen insanlarla ortaya çıkar. Bunun için çok becerikli, kabiliyetli insanlar baskı altında bulunduklarını hissettikleri, bakın sadece baskı altında demiyorum, hissettikleri bölgelerde, ülkelerde oturmazlar, giderler başka yerlerde, fikirlerini daha rahatlıkla söyleyecekleri ortamlarda çalışırlar. Beyin göçü dediğin ne? İşte bu. Ben beyni bir kullanmaya kalktığım takdirde sen benim tepeme binersen ben seninle beraber çalışamam diyor insan. Şimdi de biz acaba verdiğimiz maaş yetmiyor mu? 10 bin olmadı ya, 30, 50, 100. Arkadaş 1 milyon bile versen o 1 milyona tamah eden binde bir insan çıkar gelir belki. Bu tip insanlar genelde fikri becerilerine, düşüncelerine paradan çok daha fazla sahip çıkarlar. Bir de zaten onları değerlendirirlerse zenginlikler de onlar için olur. Onu da mutlaka görmemiz icap eder. Onun için biz bu ülkede adaleti tesis etmeden kamil manada hiçbir iş yapamayız. Bir insan kendi çocuğunun akıbetini araştırdığı zaman suçlanıp hapse atılabiliyorsa o ülkede adalet olmaz arkadaş ya. Sadece hak arıyor. Hak aramanın önünü kesemezsiniz be. Polis zoruyla.
Bir üniversite sizin kontrolünüzün dışına çıktığı için o üniversiteyi yok etmeye kalkarsanız siz ilme itibar etmezsiniz arkadaş. Şaka mı bu? Her işi bırakacaksın. Mazlumların halk arayışını önlemeye çalışacaksın. Fikir üreten üniversiteleri sen benim kontrolümün dışına çıkıyorsun. Haddini bil diyeceksin. O zaman ilim olmaz, adalet olmaz, hakkı kimse tesis edemez. İster istemez kızıyoruz. İstemez istemez tehavüre kapılıyoruz. Onun için adalet lafla gelmez, icraatla. Hakimler Cumhurbaşkanının, bilmem başbakanın, başkalarının, gücü olanların gözünün içine baka baka hakkı söyleyebilmeli. Ben burada bir karar alırım. Doğru haklı olurum. Olanı tercih ederim. Ama işimden olurum derse biz Kerbela'ya döneriz. Orada da komutanlar vardı. Ben bu yaptığım işin yanlış olduğunu biliyorum ama ben yapmasam başkası yapar. Komutanlık da benim elimden gider. O halde ben bu zulmü işlemekte tereddüt etmem dediler. Ama tarihe de zalim diye geçtiler. Ebu Hanife gibiler ise başka türlü davrandı. Kadı bile olmayı kabul etmedi. Siz benim kadılığımı adaleti tesis için değil, kendinizin haklılığını ortaya koymak için istiyorsunuz. Gelmem dedi, hapse girmeye, işkence görmeye razı oldu. Biz farklıyız dedi, biz hakikaten farklıyız. Onun için bugünkü şartlar altında adaletin tesisi önce kucaklaşmayı gerektirir. Senin gibi düşünmeyen, seninle aynı zihniyeti taşımayan, siyaseten karşına çıkanlar hain, bir tek bir sen doğrusun, dürüstsün. Kargalar bile güler buna. Siz memleketi hainler ve vatanseverler diye ayırırsanız orada huzur olmaz, orada barış olmaz, orada adalet tesis edilemez. Onun için kargaşa ortamının, kutuplaşmanın ortadan kaldırılması önemli. Biz elimizi herkese uzattık. Herkesin derdiyle dertlenmeyi bir görev biliyoruz. Elbette ölçülü de olacağız. Bazı fikirleri birdenbire söylemek insanlarda çok etkisi meydana getirebiliyor. Ama adım adım bütün gerçekler rahatlıkla gerçeklerin tartışılabileceği, meselelerin tartışılıp gerçeklerin ortaya çıkarılacağı bir ortamı sağlamak bizim boynumuzun borcu. Eğitim buna göre düzenlenecek. Eğitimi biz düzenleyeceğiz, bu memleketin öz evlatları. Dışarıya göbeğinden bağlı olanlar Türkiye'de milli bir eğitim müessesesini ihya edemezler. Siyasi ittifaklar da öyle. Biz başkasının boyunduruğunun altına girdiğimiz takdirde kendi benliğimiz ortadan kalkar. Kendi kimliğimiz ortadan kalkar. Elbette işte bunun için bizim ne yapıp yapıp adaleti rayına oturtmaya da oturtma noktasında başarılı olmalıyız. Bunun için de kutuplaşmanın önlenmesi. İşte bunun içinde burada geliyor iş, liyakate dayanıyor. Her konuda insanların layık oldukları şekilde değerlendirilmeleri. Bir makama, mevkiye birileri tayin ediliyorsa etkili kişilerin yakınlıklarına, akrabalıklarına göre değil, bağlılıklarına göre değil, kendi sahalarındaki becerilerine, kabiliyetlerine göre değerlendirilmeli. Onun için liyakat olmadan olmaz. İstişare olmadan da olmaz. Kararlar verilirken mutlaka hem de kendi görüşünüzün dışındaki insanlarla da istişare ederek bir kararın alınmasına ihtiyaç var. Ondan sonra da güzel ahlak gelir, dürüstlük gelir, fedakarlık gelir, benlik duygusundan uzaklaşmak gelir. Dürüstlük olmadan olmaz. Yani bir insan bir şey söylediği zaman, yaptığı zaman ben o insanın her şeyine güvenebilmeliyim.
Kamu malına herkesin sahip çıkması icap eder. Kimsenin babasının malı değildir. Kamu malı dediğiniz 82 milyonun hakkı olan maldır. Bunu yönetimdekiler kendi maksatları için, kendi keyifleri için kullanamazlar. Biz ona sahip çıkacağız. Bu güzel ahlakın bir gereğidir, dürüstlük. Ha işte onun arkasından da demin söylediğimiz noktaya geliyoruz. Bugün Türkiye'de işsizlik almış başını gitmiş. 4,5-5 milyona dayanmış. Genç işsizlik %25. Her 4 insandan biri genç. Biz hala üniversite açıyoruz. Üniversite mezunu olan işsizlik öbürlerinden daha fazla. Kabiliyetli, kalifiye insan yetiştiremiyoruz. Eğitim sistemimiz darmadağın olmuş. Adalet, sağlık müesseseleri öyle bir hale gelmiş ki birilerinin kazanç kapısı. Yahu sağlık kazanç kapısı olmaz ya. Zaten problem oradan başlıyor. Ne zaman ki biz şifahaneleri hastahane yapmışız, iş bitmiş. Eskiden şifahaneymiş. İnsanlar tedavi edilmek için giderlermiş. Bugün hastane dediğimiz yerlere. Şimdi o hastalıktan para kazanmak isteyenlerin cebine bir kadar daha para koymak için gidiyorlar. Farkında değiller. Ayrı bir konu. Darmadağın olmuş sistemimiz. Onun için biz bütün bunlara da sahip çıkıp bu ülkede yaşayan her insanın bütün ihtiyaçlarının asgari düzeyde de olsa karşılanacağı kadar ücret aldığı bir noktaya gelmek mecburiyetindeyiz. Emeklilerin derdi başka, kanun hükmünde kararnamelerde görevden alınanların, iş bulamayanların hali başka. Bu noktaya isyan edenler de oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın oluşturduğu danışma kurulunda elbette olmaz. Burada ifadeler sert kaçmış olabilir ama gerçektir. Bunu da reddetmek herhalde mümkün değildir diye düşünüyoruz. Sözü biraz uzattım. İnşallah dış politikada da hemen şunu söyleyeyim. Dış politikada da bizim yeniden politik tercihlerimizi masaya yatırmaya, yeniden eskiden beri var olan ama bugün kaybolan ittifakları yeniden ihdas etmeye, kurmaya mecburuz. Birbirleriyle kavgalı olmayan İslam ülkesi kalmadı. Bundan 20 sene önce bu bölgede en azından Filistin'in dışında huzur vardı, barış vardı. Ama bugün bunlar hep ne yazık ki kayboldu. Biz mutlaka bunu tesis etmeliyiz. Kimseyle kavga edelim diye bir derdimiz yok. Biz Amerika'yla da iyi geçiniriz, Avrupa'yla da geçiniriz, Rusya'yla da, Çin'le de, başka ülkelerle de. Ama adalet önde tutularak uluslararası sahada da kendi şahsiyetimizi koruyarak biz bunu yaparız. Bütün bunları söylememin sebebi Besmele'yi çekerken bir defa daha biz kimiz, hangi prensipler bizim olmazsa olmazlarımız ve nasıl çalışacağız, bunları hatırlatmayı bir vazife olarak gördüğüm için sizlere aktardım. Bunlar eminim ki en az benim kadar sizlerin de vakıf olduğunuz hususlar. Ama işte eskiden söylemişler, et tekraru ahsen velev kâne 180, doğru olan, güzel olan 180 kere de olsa tekrar edilmelidir diye. Canınızı sıkmak, boşa zaman harcamak için değil. Ama nasıl ki biz bir işe başlarken besmele çekersek, Cenab-ı Hakk'ın yardımını talep etmek için, kendi değerlerimizi de kendi işimize başlarken mutlaka hatırlamaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde şunu da hemen ifade edeyim. Tabii hepinizi tebrik ediyorum ben. Allah razı olsun. Böyle bir görevi üstlenmek, böyle bir göreve
aynı zamanda layık görülmek bizim bütün kadrolarımız tarafından önemli. Sizin de böyle bir konuyu üstlenmeniz önemli. Bunun için hepinizi tebrik ediyorum. Yeni çalışma döneminde başarılar diliyorum. Bazı arkadaşlarımız elbette zaman içinde kadroların değişmesi olmazsa olmaz gibi oluyor. Bir takım değişikliklere ihtiyacımız var. Bu sefer de yeni gelen arkadaşlarımız hatırı sayılır sayıda oldu. Hanım kardeşlerimizin biraz daha aktif olmalarını temin etmeyi de önemsedik. İlk adımımız oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda hanım kardeşlerimizin bu çalışmalara daha fazla sayıda insanın katılımıyla destek vermelerini bekliyoruz. Çünkü toplumumuzun yarısı hanımlardan oluşuyor. Biz hanımları ailenin bir parçası toplumun ama ailenin de bir parçası orta direği olarak görüyoruz. Kadınları da bugün üzerine böyle hırsla gidildiği gibi aile bağını kopararak toplumda ben de varım, ben de iş kadını olurum, ben de patronluk yaparım, her sahada erkeklerle mücadele ederim. Ya böyle bir mücadelenin içine girmeye ihtiyacımız yok. Biz paylaşmakla mükellefiz. Cenab-ı Hak bizi fizyolojik olarak farklı yaratmış. Bir aile kadınla erkekten oluşur. Ve o aile toplumun gelecek nesillerini yetiştirir. Biz eğer ailenin bu vasfını ortadan kaldıracak adımlar atarsak da o zaman başımız beladan kurtulmaz. Toplum bir uçuruma doğru gidiyor aile yok olduğu için. Aile yok olmuyor. Şunu da benim kanaati olarak söylüyorum. Yok ediliyor. Planlı ve programlı bir tarzda. Toplum fazla geliyormuş. Efendim bu dünyanın gıdası bu kadar 8 milyar insanı beslemeye yetmezmiş. Yarın bu 15-16'ya çıkarsa dünya yok olurmuş. Onun için biz şimdiden yok edelim diyorlar. Kimse sıkıntı çekmeden bizim böyle bir konuya iltifat etmemiz mümkün değil. Ama hanım kardeşlerimizin de bütün bu çalışmalarda daha aktif olmalarına, daha katkılarının yüksek olmasına ihtiyacımız var. Bunu da hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Kadın hiçbir zaman ikinci sınıf vatandaş olarak görülemez, görülmemiştir de. Böyle yaratılmış. Herkes kendi mizacının gereğini de yapmak ya da yerine getirmekle de mükellef. Tabii gençlerimiz bizim için önemli. Onların yetişmesinde de en büyük katkı babalardan çok annelerden geliyor. Onun için biz gençlerimize de büyük önem veriyoruz. Gençlerimizin geleceğe hazırlanmaları babında mutlaka şimdiden bir takım görevleri üstlenmelerinin olmazsa olmaz olduğu kanaatimizi de burada ifade etmek istiyorum. Hamdolsun böyle bir gençlik yetişiyor. Şu anda okullarımızda bir eğitimde bir kargaşa var. Gençlik kimlik bunalımına sürükleniyor. Biz gençlerimizi de bu bunalımdan kurtarmak için eğitimde ciddi reformların yapılması gerektiğine de inanıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Allah sizlerin de yardımcısı olsun. Bu yeni dönemin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinize çalışmalarınızda, çalışmalarımızda başarılar diliyorum. Huzurlu bir dönemi birlikte idrak ederiz diye. Hepinizin bu yeni dönemde en güzel katkıları sağlayacağınızdan emin olarak saygılarımı sunuyorum. Selamun aleyküm. Soru bugün almayacağım. Soru bugün almayın. Yani ekonomi de olsa ben söyleyeyim kısaca, ekonomi iyi gitmiyor. Yani sen onu yaz. Kim ne derse desin. Ekonomi iyi gitmiyor. İşsizlik ortadan kalkmadıysa, borçlarımız borçla ödeniyorsa,
yeni tesisler inşa edilmiyor, ihracat artmıyorsa ekonomi kim ne derse desin iyiye gitmiyor demektir bu. Sağ olun.